Sıkıntılı bir süreç Türkiye açısından, hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak hem de siyasal olarak çok önemli olayların yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz ülke olarak. Toplumun her kesimi bu istikrarsız ortamdan etkileniyor ama görece olarak sabit gelirle çalışan ücretler en fazla etkilenen kesimlerin başında geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşlarının bünyesinde farklı statüde 11 binden fazla insan çalışıyor. Bunlar da tabii ki zor hayat koşulları içerisinde ailelerini, geçimini sağlamak için çok zorluk çekiyorlar. Son yapılan asgari ücretlere ilişkin düzenlemeler elbette ki oran olarak sanki fena görünmese de aslında Türkiye gerçeklerine baktığınız zaman geriden gelen bir noksanı tamamlamış değil. Belki güncel olarak oran tatmin edici gibi görünse ama genel anlamda bu rakamların özellikle öykündüğümüz, onların düzeyine gelmek için çaba sarf ettiğimiz Batı Avrupa standartlarındaki ülkelerde çalışma koşullarıyla yan yana getirilemez. Mümkün değil, mukayese dahi edilemez. Sosyal politikalar konusunda da belediyemizin bütçesini yaparken hep yaklaşımımız pozitif oluyor. En fazla yapabileceğimiz, ayırabileceğimiz bütçeyi ayırma çabası içerisindeyiz. Özellikle pandemi dönemiyle başlayan, ekonomik istikrarsızlık dönemiyle devam eden, yoksulun daha da yoksul olduğu bu süreçte de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün burada belediyemiz bünyesinde ve MESKİ bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızla ilgili bir sözleşme imzalayacağız. Bu sözleşme 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 dönemi için ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 32. maddesine ve 6. dönem toplu iş sözleşmesine istinaden yapılacak olan bir sözleşme. Burada sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı olan en yüksek devlet memuru aylığının, buna ek göstergesi de dahil, %120'si olmak üzere sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzalayacağız. Mersin Büyükşehir Belediye'miz 1157 memur çalışanı ve 55 sözleşmeli personeliyle faydalanmış olacak. Ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaremizde 249 memur, 56 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 1517 personelimiz faydalanmış olacak. Biz 5. dönem toplu iş sözleşmesinde de sosyal denge tazminatını yine o dönemde tavan tutarı olan, ki o zaman bu oran %100 civarındaydı, o oranda vermiştik. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Elbette ki az önce de söylediğim gibi mevcut şartlar çalışanlarımızı, aslında bütün vatandaşlarımız, sadece bizim bünyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızı değil, toplumun her kesiminde çalışan, özellikle dar gelirli, ücretli, çiftçisinden memuruna, memurundan esnafına, işçisine, emeklisine, bütün toplum kesimlerini ilgilendiren bir ekonomik buhran döneminde
mevcut yasaların bize el verdiği en iyi ölçüde de inisiyatifimizi o yönde kullanarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Şimdiden çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz ekonomik boyutunu söylediniz ama bir de işin sosyal boyutu var. Yani bu Mersin gerçekten dünyada tek şehirlerden bir tanesi, barışın ve hoşgörünün sembolü olan, yani dünyada eşi benzeri olmayan, işte tüm insanların özellikle mezarlıktan bahsediyorum, yan yana koyun koyuna yattığı bir yer olarak. Sayın Başkanım, kentimizin, Mersin'imizin belediye başkanı olarak elbette sizin temponuza yetişmek bizim için hayli zor, yani bunu itiraf etmeliyim. Yani Allah sağlık versin. Hepimiz. Yani gerçekten Allah korusun, çok hızlı bir tempoda çalışıyorsunuz ama biz de şunu söylemem gerekir, memurlar adına, üyelerimiz adına, sizin bu çalışmalarınıza, yani biz de elimizden geldiği kadar destek verme, birlikte çalışma, üretme, yani Mersin'imizin daha yaşanabilir, daha özgür, daha yeşil bir kent olması için elimizden geleni yapacağımıza burada söz veriyoruz. Elbette Mersin Büyükşehir Belediyesi yaşayacak ki buradaki emekçiler de yaşasın. Yani belediye burada, yani Allah göstermesin, ekonomik olarak bir zaafa düşerse, maaşlarımız ödeyemez bir duruma düşerse, ki bunu daha önceleri bazı belediyeler yaşadı, yani veremediler, maaşlarını veremediler, işçinin memurun maaşlarını veremediler. Elbette biz de bundan etkileniriz. Elbette belediyemizin hem gelirlerini arttırma hem hizmeti en iyi şekilde vermek için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Şimdiden tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Thank you.